Çok teşekkür ediyorum. Gençler inandı diye parti gençleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi genel başkanına emanet değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi milletvekillerine de il başkanlarına da emanet değildir. Atatürk bu partiyi gençlere emanet etmiştir. Bu partiyi siz iktidar yapacaksınız. Değerli milletvekili arkadaşlarım, sevgili grubum, kıymetli il başkanlarım, Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen örgütümüzün çok kıymetli üyeleri, kadın kollarının, gençlik kollarının kıymetli başkanları ve üyeleri, değerli basın mensupları ve sizler aracılığıyla bizleri ekranları başlarından ya da radyolarından dinleyen kıymetli yurttaşlarım, değerli halkımız, Cumhuriyet Halk Partisi adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 38. Olağan Kurultayımızın ve Cumhuriyet'in 2. yüzyılındaki ilk kurultayımızın ardından 81 il başkanımızla 130 milletvekilimizle birlikte ilk grup toplantımızı yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları başka partilerden farklı olarak liderlerinin göreve devamlarını tasdik etmek için görevlendirilmiş delegelerden değil, görev vermeye gelmiş delegelerden oluşur. O delegeler bize, size, hepimize Atatürk'ün partisini en kısa zamanda iktidar görevi yaptı, iktidar yapma görevi vermiştir. Bu görevi alıyoruz, kabul ediyoruz ve hep birlikte söz veriyoruz. Tüm yaratılan dezenformasyonlara rağmen, parti içini kastetmiyorum, iktidar yanlılarının yarattığı dezenformasyona rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi liderine demokratik yollardan rakip çıkabildiği, parti içinde mahallelerden başlayarak ilçe, il ve genel büyük kurultayda sandıkların konulduğu, demokratik bir yarışın yapılabildiği ve eğer delegeleri ona karar verirse genel başkanın dahi seçimle değişebildiği bir parti olduğunu, yani Türkiye'ye demokrasi vaat ederken kendi içinde de demokrasinin olduğunu gösteren çok önemli bir kurultayı geride bıraktık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz çok zor bir dönemden geçti. Tek adam rejiminin gitgide otoriterleştiği, demokrasi kanallarının tıkandığı, hukukun rafa kaldırıldığı bir dönemde 13 yıl boyunca partimizin genel başkanı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı büyük bir mücadele vermiş. Artvin Şavşat'ta bir de şehit verdiğimiz silahlı saldırıda PKK terör örgütünün hedefi olmuş. Çubuk'ta bir şehit cenazesinde linç girişimine uğramış, içine girdikleri evin yakalım burayı diye sesler arasında sakin ve metanetle kendini ve partisini korumuş. Ankara'dan İstanbul'a 432 kilometre hak, hukuk, adalet diyerek yürümüş, dünya siyasi tarihine geçmiş, bana, bu salondaki hepimize ve bu partiye çok emeği olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu saygıyla selamlıyorum. Saygıyla selamlıyorum. Emekleri unutulmaz. Ona vefamızı her fırsatta, hep birlikte, her zaman göstereceğiz. Kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum. Bir kurultayı geride bıraktık. O kurultay kaybedeni olmayan bir kurultaydır. Ne kaybedeni vardır?
ne kazananı Özgür Özel'dir. Kurultayımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı ve Türkiye'nin kazandığının çok yakın zamanda anlaşılacağı bir kurultaydır. Kurultayın sonunda parti meclisimiz oluştu. Yaş ortalaması 43'tür. Kurultayın sonunda oluşan parti meclisinden bir merkez yönetim kurulu görevlendirdim. Toplam 24 kişiden oluşmaktadır. Yaş ortalaması 46'dır. Merkez yönetim kurulumuzu ayrıca ben atamadım. Parti meclisimize önce anlattım. Eleştirilerini aldım. Son revizyonları yaptım. Oylarına sundum ve oy birliğiyle parti meclisimiz tarafından merkez yönetim kurulumuz güven oyu almıştır. Bütün genel başkan yardımcılarıma hayırlısı olsun ve kolay gelsin diyorum. Bu kapsamda, bu ciddiyette, bu resmiyette ilk kez Türkiye siyasi tarihinde bir gölge kabine görevlendirmesi yaptık. Gölge kabine, mevcut kabinedeki 17 bakan ve bir cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan 18 kişinin karşısına 18 genel başkan yardımcımızın görevlendirilmesiyle, onların yaptıkları her şeyi dakika dakika izleyerek, gerekli eleştirileri yaparak, gerektiğinde önden uyararak, doğru yapılanlara destek vererek, yanlış yapılanlara engel olmaya çalışarak etkin, yapıcı ve kararlı bir muhalefet izlemek üzere görevlendirilen 19 arkadaşım var. Her biri birbirinden kıymetli. Görevlendiremediklerimiz de onlardan bir adım geride değil. Ancak kabinemizi Erdoğan'ın kabinesiyle karşılaştıracak olursak en temel fark şu. Erdoğan da 18 görevlendirme yaptı. 17'si erkek, bir kadın, o da aileden sorumlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge kabinesinin 9'u kadın, 9'u erkek. Ben gölge kabinemizi toplumun tam yarısını oluşturan ve hepimize emekleri olan bütün kadınlara emanet ediyorum. Türkiye'nin kadınları şunu görsünler. Bir tarafta kadına sen aileden anlarsın diyen, geri kalan bütün işlere erkekleri layık gören bir anlayış var. Bir tarafta eşitiz, bir elmanın iki yarısıyız, ben ne kadarsam sen o kadarsın diyen, biz ne kadarsak siz o kadarsınız diyen, aramızda kimse öbüründen üstün değil diyen bir anlayış var. Bu anlayış benim anlayışım, partimin anlayışı, ama esas olarak bunu bize öğreten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlayışı. Salonda 81 il başkanım var. Demiştim, kurultay salonuna 43 il başkanıyla giriyorum ama 81'iyle çıkacağım diye. Söz vermiştim, kurultay bittikten sonra gece sizi toplayacağım, 81'inizden toplanacağım, ekipçilik yapmayacağım diye. İkinci tura kaldı 2 oyla seçim. Sabahın 5'inde toplanamadık, sabahın 9'unda toplandık. Birlikte kahvaltı ettik, simit peynir yedik, çay içtik, sohbet ettik ve görüşlerini aldım. Elbette her isteği yerine getiremezsiniz. Ama birkaçı hariç kurultaya önerdiğim anahtar listede çok sayıda il başkanımın taleplerini aldım ve onların talepleri söz verdiğimiz gibi listeye yansıdı. Sadece 60 kişilik parti meclisinde daha önceden il başkanlığı yapmış 13 arkadaşım ve 2 tane ilçe başkanı arkadaşım var. O gün bizim onlara verdiğimiz kıymeti bir mukabele göstermek ve teşekkür etmek için randevu istediler. O randevuyu grup toplantı salonumuzda 130 milletvekilimizle birlikte verdik. Kapalı grup toplantımızda birlikte oldular, konuştular, tanışmayanlar tanıştılar. Bundan sonra etle tırnak gibi
birlikte yol yürüyecekler. Hepsinin yolu açık olsun. Şimdi çok önemsediğim bir konuyu dile getirerek konuşmamın bundan sonraki kısmına devam edeyim. Elimdeki çiçek ne renk? Mavi. Diyabet mavisi. Bugün Dünya Diyabet Günü. Bu çiçeği bana 9 yaşında Ali Çağrı Mısırlı geldi, getirdi. Kendisi tip 1 diyabet hastası. Yanında 7-8 diyabet hastası, 6 yaşında, 7 yaşında küçük arkadaşları vardı. Bu çiçeği bana verdiler ve Ali Çağrı Mısırlı bana dedi ki, Özgür amca, bize geçtiğimiz senelerde bir söz verildi. Söz tutulmadı, canımız acıyor. Ben ne dediğini anladım. Şimdi anlatacağım ve buradan hep birlikte bir şeyi dile getireceğiz. Türkiye Diyabet Vakfı Yönetim Kurulu ve Başkanı Sayın Temel Yılmaz, partiler üstü bir ziyaret. Her partiye yapılıyor bu ziyaret ve bana getirdikleri bu çiçekle birlikte emanet ettikleri bir şey var. Onu size göstereceğim. Şeker hastası 30 bin tane çocuğumuz var. Doğuştan şeker hastası. Şeker ölçülüyor, insülin vuruluyor. Ayda 300 kez küçücük parmaklar deliniyor. Günde 10 kez, 8 ila 10 kez o Ali Çağrı'nın canı yanıyor. Dedi ya, söz tutulmadı, canımız yanıyor. Oysa bütün Avrupa'da ve dünyanın hemen hemen bütün gelişmiş, hatta orta gelişmişlikteki ülkelerinde bu sensör, bu şeker ölçüm sensörü bu çocukların burasına takılıyor. Hiç canları yanmıyor, dışarıda duruyor. Ve sürekli şekerini ölçüyor. Annesinin, babasının cep telefonuna şekeri düştüyse ya da çıktıysa uyarı geliyor. Hatta son dönemde insülin pompasıyla da ilişkilendirdiler. Ne zaman kaç, ne kadarlık insülin, kaç ünite insülin gerekiyorsa hiç canına bir daha iğne batırmadan insülini salıyor. Bu bütün dünyada ödeniyor. Türkiye'de ödenmiyor. Bugün Türkiye Diyabet Vakfı'na bakanlarım, onların toplantısına saat 4'te iştirak edecekler. Çalışma Sosyal Güvenlik'ten sorumlu, sağlıktan sorumlu bakan arkadaşlarım ve bir hekim milletvekilimiz. Orada da görüşlerimizi dile getirecekler. Ama bir eczacı olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'de 10 milyon erişkin şeker hastası var. Onlara verilen ilaçların bir aylık maliyeti bir çocuğu, bir hastaya verilenle bu talep edilen maliyet aynı maliyet. 10 milyon şeker hastasına bulunan kaynak 30 bin tip 1 diyabetli çocuğumuza bulunamıyor. Buradan 27 Haziran 2022'yi söylüyormuş. Bize söz verildi, tutulmadı, canımız yanıyor diye. Tayyip Erdoğan kameraların karşısında 0-14 yaş arası evlatlarımıza müjdemiz var diyerek bunu ödeyeceğini söylemiş. Sosyal Güvenlik Kurumu 17 aydır ödemiyor. Çocuklarımızın canı yanmaya devam ediyor. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına sözünü hatırlatıyorum. Bu sözü tutunuz, bu utancı bitiriniz. Bu diyabet hastası çocuklarımızı bundan sonra daha fazla ağlatmayınız diyorum. Cumartesi günü parti meclisimizi topladıktan sonra söz verdiğim gibi bir gün önce Mazbata'dan bir gün önce Manisa'ma gitmiştim. Hem partimdeki Atatürk'ün baba evinden hem de annemle babamın evinden helallik almıştım. Mazbata'yı aldık, devir teslimi yaptık. İlk ziyareti söz verdiğim gibi Hatay'a yaptım. İlk önce bunu mecliste görmek isteriz dediler. Hatay Spor bu büyük acıya, bu büyük yıkıma rağmen ki
Türkiye'de 50.783 vatandaşımız resmi rakamlara göre her geçen günde artıyor. Yaşamını yitirdi 6 Şubat'ta ve devamında kurtarılamadıkça. Hepsine Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar, tedavisi sürenlere, bütün kayıp ailelerine sabır diliyoruz. Başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, grubumuz ilk andan itibaren oradaydı, oradaydık. Bundan sonra da Hatay'da olmaya devam edeceğiz. Hatay Spor her şeye rağmen bu matem rengiyle, matem formasıyla birlikte maçlarını Mersin'de oynayarak büyük başarılara imza atıyor. Ve Hatay'da 6 Şubat'tan beri yüzleri güldüren tek olay Hatay Spor'un başarısı. Biz de Hatay Spor'u tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Hatay'a gittim. Seçimden önce gittiğimde burada siyaset yapmayacağım demiştim. Ne oy istedim, ne başka bir şey söyledim. Sadece şunu dedim. Sizi ziyarete geldim, dinlemeye geldim. Hatay'ımın genç il başkanı, değerli kurultay delegeleri şunu söylediler bana. Dediler ki, Özgür Başkan, sen ilk günlerden geldin. Burada emek verdin. Grubunuz buradaydı. Yanımdaydı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değerli başkanı Ekrem İmamoğlu. Ekrem Başkan Hatay'dan sorumluydu, İstanbul Büyükşehir. Hiç yalnız bırakmadı. Ama biliyorsunuz ki Hatay'a geç geldi devlet ve erken gitti devlet. Unuttu bizi devlet. Dediler ki kurtarma çalışmaları geç başlamıştı ama enkaz kaldırmada bütün iller bitti. Hatay'da daha en az %20-25'i duruyor. Halen daha kayıplarına ulaşamayan aileler enkaz başında ağlıyor. Ve Hatay'a verilen sözler tutulmadı. Zor durumdayız dediler. Hatay'ı sakın unutturmayın dediler. Ben de dedim ki onlara o gün ve gittiğim pazar günü. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk'ün koltuğunu devraldım. Atatürk'ün Hatay'la ilgili söylediği söz şudur. Hatay benim şahsi meselemdir. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı'nın ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Hatay şahsi meselesidir. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunun için Hatay'da 255 bin konuta ihtiyaç var. Resmi rakam. Şu ana kadar 32 bin tanesinin ihalesi yapılmış. 20 bin, 25 bin tanesinin inşaatı yapılıyor. Oysa ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının sözü vardı. Bir yıl içinde herkesi evlerine kavuşturacağına. Ve deprem bölgesindeki insanlar ona güvenip, ona inanıp bir yılda başımızı sokalım diyerek kendisine oy verenler şimdi kandırıldıklarını görüyorlar tüm illerde. Resmi rakamdaki 32 binin daha başlamamışlar dahil hepsi bir mucize olsa 6 Şubat'ta bitse 10 Hataylı'dan 9'u yine sokakta, yine çadırda, yine konteynerda. Diğer illerde de durumlar farklı değil. Yeri geldikçe söyleyeceğim. Osmaniye'den birazdan bahsedeceğim. Ama deprem bölgesi Hatay'dan ibaret değil. Yıkımın %44'ü Hatay'da. Can kayıplarının neredeyse yarısı Hatay'da. Ama deprem gören bütün bölgelere, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilgimizi arttırarak sürdüreceğiz. Depremin yaralarının sarılmasını, verilen sözlerin tutulmasının takipçisi olacağız. Söz veriyoruz. Tabii oradan iki tane telefon açtım. Engin Altay ve Engin Özkoç'a. Sevgili Engin Altay bugün partimizi temsilen KEYPA için yurt dışında.
kendilerine teşekkürleri ilettik. Ekrem Başkan bana Kiptaş'ın yaptığı bir geçici barınma alanını gezdirdi. Bu geçici barınma alanında 1000 kişi barınacak, 201 konut var, 21 tane ticari alan var, toplam 222 birim var. İçinde bir görseniz neler var. Kreş var. Bu konteyner kent değil, bu geçici yaşam alanı, konteynere benzeyen evler, prefabrik evler ve burada kreş var, yaşlı bakım merkezi var, kütüphane var, sağlık merkezi var, çocuk oyun alanı var, basketbol, voleybol sahası var, esnafın da hizmet vereceği dükkanlar ayrı ayrı yapılmış, manav var, fırın var, market var, kasap var, berber var, kuaför var, kütüphane var, lostra var, ayakkabı boyacısı var, ayrıca bir tane de köy kahvesi var. Gözlerinize inanamadığınız bir muhteşem alan ve o alanın içinde şu anda yarısı grubumuzda olan 65'i, 65'i Türkiye'ye ve CHP'ye gelecekte hizmet etmek için görev bekleyen, siyaset yapan milletvekillerimizin, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Engin Altay, Ezgür Özkoç ve benim ortak kararımızla teklif ettiğimiz ve oy birliğiyle kabul ettikleri, bağışladıkları maaşlarıyla yapıldı orası. Bir kez daha 27. dönem milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. İlk günlerde kendisi de depremzede olan ama ayakta kalmaya çalışan ve hemen işinin başına geçen Lütfi Savaş'ın Hatay'da neler yaptığını, şu ana kadar Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin neler yaptığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neler yaptığını dinleyen uzun sunumlar aldım. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Şu anda oradaki durum şu. Sadece bir örnek vermem gerekirse, ...62 kilometre yeni beton yol, 88 bin ton asfalt ve yine kilometrelerce, şurada 985 bin, 272 bin 985 litre yakıt desteği, 108 bin 417 vatandaşa ücretsiz ulaşım ve 54 bin 124 aileye düzenli yardım, bunun yanında 164 bin metre içme suyu hattı yapılmış. Hiç yapmayacakları masraflar yapıyorlar ve gelirleri de neredeyse sıfırlanmış durumda. Nasıl belediye gelir toplayacak Hataylılardan? Sadece yollanan, İller Bankası'ndan yollananla. Şimdi buradan bizim bakan arkadaşımız, altyapıdan, ulaştırmadan sorumlu arkadaşımız bölgeye gidiyor. Milli Eğitim'den sorumlu arkadaşımız bölgeye gidiyor. Sağlıktan sorumlu arkadaşımız, tarımdan sorumlu arkadaşımız yarın bölgeye gidiyorlar. Kararlaştırdığımız işleri yapacaklar. Ancak bir yandan da bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Sayın Grup Başkan Vekillerim çalışacaklar ilgili gölge kabinedeki bakanlarımızla birlikte. Ve mutlaka deprem bölgesindeki illerin ve depremden yoğun göç alan illerin belediyeleri için. Bu sadece Mersin Büyükşehir değil. Bu Konya'da, bu Kayseri'de. Sadece Hatay değil, bu Kahramanmaraş'ta. Bu meseleye bu siyasi gözlükle bakmayı bırakmamız lazım. Deprem meselesi siyaset üstü bir meseledir. O partiden, bu partiden diye yaklaşmadan deprem bölgesindeki ve depremden yoğun göç alan illerdeki belediyelerle ilgili düzenlemelerin hızla yapılması gerekiyor. Bu konuda da arkadaşlarımız çalışacaklar. Şimdi önemli gördüğümüz bir husus var, Türkiye'nin gündemi. Cumhuriyet Halk Partisi şüphesiz atamızın vasiyeti gereği hem Cumhuriyet hem partimiz kimsesizlerin kimsesidir. Hiç kimseyi geride bırakmamak üzere çalışırız. Tüm sosyal sınıflara onların sorunlarıyla ilgilenmek üzere eğilmek bizim boynumuzun borcudur. Geçtiğimiz günlerde adalet noktasında
ülkenin cumhurbaşkanı da içinde bulunduğu bir darbe girişimiyle ortaya çıkan anayasayı askıya alma fiili karşısında Barolar Birliği bir eylem yaptı. O eyleme hep birlikte katıldık, destekledik. Hukukçu arkadaşlarımız cübbeleriyle yürüyerek destek verdiler. Şimdi bir başka yürüyüş var. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun önderliğinde İstanbul'dan buraya doğru yürüyor, Ankara'ya doğru yürüyor. Şu anda Düzce ile Eskişehir arasındalar. Takip ediyoruz. İl başkanlarımız takip ediyorlar. İlgili arkadaşlarımız takip ediyorlar. Örgütlerimiz örneğin Eskişehir'de onlarla yürüyecekler. Ve vardıklarında Ankara'da Cuma günü ben, grubum ve Ankara'daki üyelerimiz DİSK'le beraber Ulus'a kadar yürüyeceğiz. Ve onların yürüyüşlerine destek vereceğiz. Ayaklarına yeni ayaklar eklenecek. Yeni yollarla tanışacak ayaklarımız. Sesimize ses eklenecek. Yeni kabuklar çatlayacak. Yeni kulaklar işitmeye başlayacak söylediklerimizi. Çok olacağız sonunda. Ve değiştireceğiz bu ülkenin kaderini. Değiştireceğiz. Bundan sonra emekle sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin yanındayız. Kadınla erkek karşı karşıya gelmişse kadının yanındayız. Haklıyla haksız karşı karşıya gelmişse haklının yanındayız. Güçlüyle zayıf karşı karşıya gelmişse zayıfın yanındayız. Sadece tarafımızı belli etmeyeceğiz. Taraf olacağız, yanlarında olacağız. Al kararında olacağız, onlarla bir olacağız. Söz veriyoruz. Gökhan Günaydın diyordur ki, umarım genel başkanım unutmaz. Bakın büyük bir adaletsizlik var. Zaten devlet diyor ki, asgari ücret şu kadar olacak, altında verene ceza keserim. Emeklisine 7500 lirayı reva görüyor. Biz bunun asgari ücret düzeyine en az çıkarılmasını, en düşük emekli maaşının savunuyoruz. Kanun teklifimizi verdik, arkasındayız. Bunu yapacağız diye yola çıktılar önce, biliyorsunuz. Seçimden önce. İşi döndürdüler, seyyanen zam yapacağız. Sonra döndürdüler, bayramda 29 Ekim'de yapacağız. Sonra döndürdüler, 5000 lira yaptılar. Onu da çalışan emekliye vermediler. Bugüne kadar yatıyor. Şimdi ortaya çıktı ki ÇKS sistemine, yani çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan, mecburen kayıtlı olan, olmazsan desteklemeni ödemiyorlar ve 3 dönüm 5 dönüm arazisiyle geçinmeye çalışan gariban çiftçilere, köylülere, Atatürk'ün milletin efendisi dediklerine bu 5000 lirayı da çok görmüşler. Yazıklar olsun. Biz bu düzenlemeyi anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Herkese verilmesini savunuyoruz. Gerekirse bu ÇKS üzerinden ek dilekçe vermeye gerek varsa hukukçularımız değerlendiriyor, verecekler. Bu işin takipçisiyiz ve en düşük emekli maaşı asgari ücret olmadan da bu işin de peşini bırakmayacağız. Mağdur edilen çalışan emeklilerin de, ÇKS kayıtlı çiftçilerin de hakkını savunmaya devam edeceğiz. Sayın milletvekillerim, il başkanlarım, değerli konuklar ve çok değerli halkımız, milletimiz. Geçtiğimiz hafta durduk yerde önceki kararlar bambaşkayken ve
bu ülkede kimse Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymamayı düşünmemesi gerekirken ve düşünmüyorken, geçmişteki birkaç kötü deneme yeniden Anayasa Mahkemesi kararlarıyla hizaya gelmişken, durduk yerde Hataylıların seçtiği milletvekili Can Atalay, Sayın Devlet Bahçeli'nin hepimiz adına yemin etmeye davet ettiği, ancak üzerindeki kilit açılmadığı için Silivri'den buraya gelemeyen Can Atalay, sonra 600 milletvekilinin oyuyla İnsan Hakları Komisyonu'na seçilen Can Atalay, o komisyon ki Türkiye'de açtırmayacağı kapı yok, yetkisi o şekilde istediği hapishanenin istediği koğuşuna gider girer, Can Atalay o komisyonun üyesi seçildi, kendi üstündeki kilidi açmıyorlar. Anayasa Mahkemesi buna hak ihlali dedi, çabuk salın dedi. Daha önceki Berberoğlu, Gergerlioğlu ve diğer kararlarda olduğu gibi, ama önce alt mahkeme, sonra da dosyayı yolladığı Yargıtay durdu, 3. Ceza Dairesi ve Anayasa Mahkemesi'ne kafa tuttu. Ve öyle bir kafa tuttu ki içinde kişiselleşmiş meseleler, tehditler olmayacak ifadelerle bir karar yazdı. İnanamadık. Gözlerimize inanamadık. Kararda bu meclisin başkanı Sayın Kurtulmuş'a kararı niye okutmuyorsun diye kafa tutmak var, ayar vermek var, hat bildirmek var, hizaya çekmek var. Kararda Hataylılara milletvekili seçmek sizin işiniz değil, ben tasdik edersem olur, ben onu milletvekili kabul etmiyorum diyecek küstahlık var, milli iradeyi tanımazlık var. Kararda bu meclise siz kimsiniz kardeşim, kimi komisyona seçeceğinize siz değil ben karar veririm diyen ayar verme var. Ve biz dedik ki bu karar bu meclis tarafından hızla ele alınmalı. Sayın Kurtulmuş'u aradım. Önce olumlu bir yaklaşım oldu. Sonra ne olduysa oldu, danışma kurulu yapılmadı. Biz meclisi özel bir gündeme soktuk elbet, ama onlar özel gündemle toplamadılar. Ve şu ana kadar gelen durumdan uçaktaki açıklamalarıyla beraber anlaşıldı ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay'ın kararına verdiği destekle bu anayasaya karşı suçu, bu kalkışmayı, bu siz kalkışıp anayasayı askıya alırsanız bunun adı darbedir. Askerler yapıyorsa askeri darbedir, siviller yapıyorsa sivil darbedir. Ülkenin cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir partinin genel başkanı yapıyorsa bu ömrümde gördüğüm en hadsiz darbedir. En hadsiz darbedir. Ve bundan sonra biz her darbede bedel ödemiş, işkencelerden geçmiş, genel başkanları hapis yatmış, 15 Temmuz gecesi elbette darbe sana yapıldı. Bütün darbeler doğası gereğince iktidara yapılır. Ama herkes döner muhalefete bakar, ana muhalefetin gözünün içine bakar. Ben o günün meclis başkanını, grup başkan vekillerini arayan, kapalı meclisi açtıran, gelip meclise koşturan, kürsüye çıkan ve kürsüden seçilmiş ana muhalefet partisiyiz. Millet yeni bir görev verene kadar demokrasinin ve meclisin, parlamentonun, hükümetin arkasındayız. Darbe kimden gelirse gelsin karşısındayız demiş. Bombalar altında o günkü bütün demokrasiyi savunan milletvekilleriyle birlikte sabaha kadar beklemiş. Ve o gün demokrasinin arkasında durmuş birisi olarak söylüyorum. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'a karşı biri darbeye kalkışırsa yine biz onun yanında, gerekirse tankın üstünde oluruz, ama bu darbe girişiminde Recep Tayyip Erdoğan'a meydanı bırakmayız, ona dan ederiz. Haddini bilsin. Şimdi meselenin özü şu. Aslında
aslında öyle bir iş yapıyor ki, yani yarın öbür gün yine döner dolaşır, kandırıldım mandırıldım der, aldatıldım yanılttılar beni der. Hep o iyi etrafı kötü. Hep o iyi etrafı kötü. Öyle bir işin içinde ki anayasanın 153. maddesi açık net. Ne yazıyor 153'te? Anayasa Mahkemesi kararı bekletilmeden resmi gazetede yayınlanır. Yürütme, yasama, yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı, vatandaş Tayyip Erdoğan'ı da bağlıyor. AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı da, Cumhurbaşkanlığı sıfatı taşıyan Tayyip Erdoğan'ı da bağlıyor. Gerçek ve tüzel kişileri de bağlıyor. Bakanlıkları bağlıyor, mahkemeleri bağlıyor, meclisi bağlıyor. Ve diyor ki o, ben anayasanın bu maddesini yok sayıyorum. Ya sen bunu yaparsan, birisi de çıkar, anayasanın 104. maddesini yok sayar. Ne o? Cumhurbaşkanının yetki, görev ve yetkileri. Bir sayfayı okumayan öbür sayfanın okunmamasına, bir sayfayı yırtıp atan öbür sayfanın yırtıp atılmasına bir şey diyemez. Sen gücünü anayasadan alıyorsun. Sen yetkini anayasadan alıyorsun. Sen bindiğin dalı kesiyorsun ve bu ülkeye yaptığın kötülüğün farkında değilsin. Sen ne yapıyorsun? Biz duyar duymaz toplandık. Karar verdik. Eyleme geçtik. Halen daha o günden beri meclisteki direnişimiz sürüyor. Mecliste arkadaşlarımız nöbet tutuyor. Yeni bir eylem kararına kadar nöbetimiz devam edecek. Ve o nöbet neden mecliste tutuluyor? Çünkü o anayasanın 75. maddesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve oluşumunu tarif ediyor. Ben o anayasaya sahip çıkmazsam millet beni bu kürsüde de o arkamdaki genel kurul salonunda da verdiği oturtma yetkisini kötüye kullanmış olurum. Anayasanın bir maddesine karşı çıkan kendi varlığını, kendi meşruiyetini inkar eder. Erdoğan, aklını başına topla, bindiğin dalı kesme. Şimdi çıkmış maalesef. Diyor ki anayasa değişikliği yapalım. Bunu konuşturmaya çalışıyor. Vallahi Sayın Erdoğan, sen de anayasayı değiştirecek sayı yok. Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de seninle birlikte Anayasa Mahkemesi'ni güçsüzleştirecek, kararlarına uymamayı keyfileştirecek, anayasayı hiçleştirecek bir işbirliğine gidecek göz yok. Göz yok. Bizde öyle bir göz yok kardeşim. Seninle birlikte anayasayı çiğnemeye kalkarsam gözüm çıksın kardeşim. Gözüm çıksın. Gidip kapılarını çalacağız diyor. Anayasa değiştirecek, Anayasa Mahkemesi'ni güçsüzleştirecek. Bir şeyi anlaması lazım. Anayasalar bugün yapılan, durdukça güçlenen, uygulandıkça olgunlaşan, aşkın zamanlı önemli metinlerdir. Anayasa herkes için yapılır, hatta her doğana yapılır. Her doğan çocuk için yapılır. Bu anayasa her doğana değil, Erdoğan'a yapıldığı için şu anda kriz üretmektedir. Çünkü birisini, hem bir partinin başı hem de devletin başı yapmaktadır. Bu anayasa her doğanın değil, Erdoğan'ın anayasasıdır o boyutuyla. Ve bu anayasa böyle olduğu için Erdoğan çıkıp ben hakem rolü üstleneceğim dediğinde buna herkes şaşırmaktadır. Bir derbi maçında iki takımdan birinin başkanı ben maçı hakem olarak yöneteceğim derse buna kim inanır, kim güvenir? O yüzden biz her doğan için bir anayasa yapıp Cumhurbaşkanını devleti temsil edecek devletin başı yapıp bu devleti de güçlü bir parlamentoyla yönetilmesini karara bağlayana kadar, Erdoğan'la da Erdoğan için anayasa yapana kadar
Erdoğan anayasasının eksiklerini söylemeye, Erdoğan'la mücadele etmeye devam edeceğiz. Sayın milletvekilleri, değerli konuklarımız, biz Cumhuriyet'in kurucu partisiyiz. Cumhuriyet'in geleneklerine sıkı sıkıya bağlıyız. Bugün sevgili Ali Sirmen, 10 yaşında çocukken Dikili'de okurdum, dinlerdim, festivallerine giderdim, sohbetlerine. CHP altı oka sıkı sıkıya sarılacak mı diyor. Sıkı sıkıya sarılacağız Sayın Sirmen. Ve bu altı oktan bir tanesi de, her biri ayrı değerde, her birini konuşacağız, anlatacağız. Bir tanesi de milliyetçilik okudur. Ama bir taraftan Atatürk'ün kurduğu partiye, bir oku milliyetçilik olan partiye gayrimillilik yakıştırmaları falan, onlarla uğraşmayacağız. Böyle arkaya bırakacağız. Altı oka sarılacağız. Bu partinin ve Cumhuriyet'in geleneklerine sarılacağız. Ama sosyal demokrasinin evrensel değerlerine, sol bir parti, ilerici bir parti, devrimci bir parti olmanın gereklerine de sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu ülkede seçilmiş cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı devlet gelenekleri gereği, bunu da AK Parti'nin değil, o beğenmediği ve kötülediği 80 yıllık devletin geleneği gereği ilk ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, ikincisini Azerbaycan'a yapar. Yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve gelecekteki iktidar partisinin genel başkanı olarak ilk ziyaretimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yarın gerçekleştiriyoruz. İlk fırsatta ikinci ziyaretimizi Azerbaycan'a gerçekleştireceğiz. Geçmişte kötü niyetli olmaksızın bazı dil sürçmelerinden ve bunları zamanında düzeltmemeden, onarmamadan kaynaklı Azerbaycan'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı belli bir kırgınlık, belli bir mesafe ve bizi de üzen bir farklı tutum var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ilk fırsatta Azerbaycan'ı ziyaret edeceğim. Tek millet, iki devlet diye baktığımız, en iyi ilişkiler içinde olmamız gereken Azerbaycan'la Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkileri de olması gerektiği gibi olacaktır. Azerbaycan yetişmezse, yetişirse öncesinde, yetişmezse sonra, ama 25 Kasım gününde de Bosna Hersek'teyim. Bosna Hersek'in devlet gününde, anneannesi Selanik'te doğmuş, baba babası, dedesi Üsküp'te doğmuş, o tarafların da bir evladı olarak bundan sonra Balkanlarla ve oradan kökü olan memleketimizin güzelim Trakyalılarıyla, coğrafyamızın her yerlerindeki göçmenlerle yürek yüreğe ne zaman olmamız gerekirse Bosna Hersek'te olacağız, Üsküp'te olacağız, Yunanistan'da olacağız. Nereye gitmemiz gerekiyorsa orada olacağız. Her ilişkiyi taze ve diri tutacağız. Sadece Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyetler, Balkanlar değil. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat partilerle, kardeş partilerimizle, sosyalist partilerle, Avrupa Konseyi ile, Sosyalist Enternasyonal'le en sıkı ilişki içinde olacak. Gerek genel başkan yardımcıları düzeyinde, gerek genel başkan düzeyinde. 11 Kasım tarihinde parti tüzüğümüz gereğince parti meclisini toplama zorunluluğumuz olduğu için Avrupa'daki bütün sol sosyal demokrat partilerin çatısının Avrupa Sosyalist Partisi'nin genel kuruluna ve liderler yemeğine katılamadım. Ev sahibi Pedro Sanchez'in davetine o günkü tüzüksel engelden dolayı gidemedim. Ancak örneğin İspanya'da, Almanya'da bizim siyasi akrabalarımız iktidarda,
Dünyanın her yerinde iktidar olsun, muhalefet olsun, bu partilerle iletişimimizi, liderler düzeyinde temasımızı sürdüreceğiz, geliştireceğiz, ziyaret edeceğiz. Onları dünyanın en güzel şehri İstanbul'da, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da ağırlayacağız. Sosyalist Enternasyonel'i burada toplayacağız, davet edeceğiz. Ve Türkiye'nin dış politikasına en yapıcı katkıları sağlayacağız. Sadece Tayyip Erdoğan'ın kırdığını döktüğünü yaparken değil, Türkiye'ye bir haksızlık yapılıyorsa o ülke tarafından, oradaki siyasi akrabalarımızla kuracağımız diyalogla Dışişleri Bakanımızın, ya da her ne kadar çok kötü dış politika yönettiğini düşünsem de ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'nın benden yardım isteyebileceği ve benim çözebileceğim her alanda sol sosyal demokrat partilerle, güçlü yapılarla, oradaki etkinliğimizle etkin olacağız. Bundan sonra örneğin İsrail-Filistin meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünyadaki sol örgütler üzerinden barış çağrısını ve etkin mücadelesini göreceksiniz. Filistin'de Ecevit'in olduğu gibi son genel başkanın da kendi meselesidir. Dış politikada her şeyi yapacağız ve asla şunu yapmayacağız. Örneğin katil dediği Beşar Esad'la oturup da fotoğraf karesine girmek için yandan yandan yanaşmaya çalışan bir lider görüntüsünde olmayacağız. Ya da biz Mısır'la ilişkileri bu kadar kötüleştirme dediğimizde bize darbeci Sisi'yi tutuyorlar diyen, İstanbul seçimlerinde bile Binali ile Sisi yarışıyor diyecek kadar şuursuzlaşan birinin dünkü girdiği fotoğraf karesini milletimizin gözlerinin önüne koyuyorum. Darbenin finansçısı diyen, gazetelerine şerefsizler diye manşet attırdığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne sırf duygusal sebeplerle koşturan, sarılan, ülkemizdeki bir cinayetin katili dediği kişiye evladına sarılmadığı gibi Suud Prensi'ne sarılan birinin tutarsızlıklarını gördükçe şunu bileceğiz. Dış politikada kararlı, ayarlı, dengeli ve yarın yüzüne bakacağına bugün küfretmeyen, dün tükürdüğün yüzü de bugün öpmeyen, ilkeli ve kararlı doğru bir dış politikanın nasıl yapıldığını şimdi bütün Türkiye'ye anlatacağız. İktidarımızda geleneksel dış politikamızdaki başarıları örnek olarak bu ülkeyi yeniden Avrupa Birliği üyeliğinde samimi, hızla yol alan ve hızla Avrupa Birliği'ne girmiş, vasiyette olduğu gibi muasır medeniyetler seviyesine erişmiş ve geçmiş bir ülke olarak iktidarımızda Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapacağız. Söz veriyoruz. Şimdi sözlerimin sonunda buradan bir çağrım var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kongre yaptık. Kongremizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadroları değişti. Partimiz bundan sonra daha genç bir ekiple ama geçmiş tecrübelerden faydalanarak, kimseye vefasızlık etmeden, kimseyi geride bırakmadan, herkesi sahiplenerek bir büyük aile olduğumuzun farkında yol yürüyüşüne başladık. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değildir. Cumhuriyet Halk Partisi baba evidir. Herkes baba evine doğar. Kimi bizim gibi baba evinde oturur, kimi büyüğünü arar çıkar, kimi küçüğüne razı olur. Kimi uzakta Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama hepsi bilir ki baba evinde çorba kaynamaktadır, baca tütmektedir. Ve başım sıkışırsa, zorlanırsam, daralırsam gideceğim bir baba evi vardır. Bir gün, bugün bu baba evi, evet biz çorbayı kaynatan, ateşi harlayanlarız ama bu baba evinin kapıları, bu baba evine doğmuş, dedesi bu baba evine doğmuş. Bugün başı sıkışmış.
Bütün esnafların, çiftçilerin, köylülerin, işçilerin, yaşlısının, gencinin ama gidişattan memnun olmayan herkesin baba evidir. Sorduğunda sevmeyeni yok da senin bu evde niye yerin olmasın? Bu baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir ne Kemal Bey'de. İsmet Paşa'da da yoktu, Bülent Ecevit'te de. Bu baba evinin tapusu senin babandan çok sevdiğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ekrem'dedir. Gelin baba evine değiştirelim. Gelin baba evine güçlenelim. Gelin kimsesizlerin kimsesi olalım. Gelin baba evine hep beraber zenginleşelim. Gelin baba evine hep birlikte bu güzel ülkenin yüzünü güldürelim. Bu güzel ülkeyi hep beraber Atatürk'ün dediği yere çıkaralım. Büyük, güçlü ve zengin Türkiye için baba evi sizleri bekliyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.